Efendim, dünya nüfusunun yaklaşık %15'ini engelli bireyler oluşturuyor. Peki bizler engelli bireylerini ne kadar tanıyoruz? İhtiyaçlarını, yeteneklerini ne kadar önemsiyoruz? İşte bugün bu sorunun yanıtı için İstanbul'a götürüyoruz sizleri öncelikle. Engelsiz Kalemler Uluslararası Yayın, Dergi ve İletişim Fuar Programı İstanbul'da devam ediyor. Abdullah Koltuk konuklarıyla karşımızda. Abdullah, sözü sana ve konuklarına bırakıyoruz. Engelsiz bir dünya için Engelsiz Kalemler sloganıyla açıldı fuar 4 Mart'ta. Bu fuara 7 ülkeden 27 engelli yazar katılıyor. İmza günlerine katılıyorlar onlar. Okurlarıyla söyleşiyorlar ve aynı zamanda burada çok sayıda da kurum temsil ediliyor. Onların arasında TRT de var. Şu anda Yeni Medya Kanal Koordinatörü Sayın Oktay Yuva yanımızda. TRT burada hangi amaçla yer alıyor? Neyi tanıtıyor? TRT'nin engelsiz Türkiye ve engelsiz dünya için hedefleri neler? Bizim çıkış amacımız engelsiz bir dünya için katkıda bulunmaktı. Bununla ilgili engelsiz TRT TV'yi hayata geçirdik. Yaklaşık 4 yıl önce başladık bu projeye. Buradaki hedefimiz şuydu: bütün engelleri aşmak, bütün herkese hizmetlerimizi ulaştırmaktı. Burada neler yaptık? Şu anda yayında olan bütün dizilerimizi, ondan sonra çocuk programlarımızı, işitme engellerle ilgili çalışılan haber programları dahil olmak üzere burada yayına verdik. İçeriği şöyle gelişti: görme ve işitme engeller için altyazı betimlemesi, ondan sonra işaret dili ve sesli betimlemeyi hayata geçirdik. Buradaki amaç şuydu: insanlar engelli oldukları zaman, görme engelli ya da işitme engelli oldukları zaman normal dizileri takip edemiyorlar. Hatta bunun en güzel örneğini fuara katılan bir engelli arkadaşımız verdi. Ben görebilseydim ancak bu kadar güzel izleyebilirdim diyerek bunun örneğini verdi. Bu da bizi çok mutlu etti. Hatta bir örnek de şöyle verebilirim. Burada yayınlanan Filinta dizimiz var. İstihbaratçı olmayı çok isteyen görmen engelli bir kardeşimiz bu diziyi seyrederek bir roman yazmış. Yani hiç hayalinde olmayan bir şeyi gerçekleştirmiş. Bu da bizi çok mutlu etti. Her geçen gün burada Engelsiz TRT TV'de yayınlarımızı biz zenginleştiriyoruz. Seyircimizle buluşturuyoruz. Bunun da güzel yansımalarını burada görüyoruz. İnşallah bundan sonra da en güzel şekilde çalışmalarımız sürecek. TRT pek çok alanda yayın yapıyor. Müzikten spora, kültürden sanata. Bunların hepsinde engelli vatandaşlara seslenebiliyor muyuz? İşitme engelliler için haber bülteni olduğunu biliyoruz. Bazı programları işitme engelliler için bazı hazırlanmış bölümleri olduğunu biliyoruz ama genel olarak engelliler için tüm alanlarda faaliyetimiz var mı TRT olarak? Şu anda hepsinde yok ama peyderpey gelişiyor. 4 sene önce çıktığımızda bu sayfamızda 2 tane diziyle çıktık. Şu anda onlarca dizimiz, onlarca içeriğimiz, hem çocuk içeriğimiz hem spor, haber, bir dolu içeriğimiz oluştu. Her geçen gün bunlar katlanarak büyüyor. Bu da kurumumuzun buna verdiği önemi gösteriyor. Her geçen gün dediğim gibi bunu el birliğiyle çoğaltıyoruz. Hatta nihai hedefimiz eş anlı dizi yayınlanırken yayın sırasında bütün ailenin birlikte seyredebileceği bir platform oluşturmak. Bunun için işte betimlenmiş sesi farklı bir şeyle, ses kanalından kulaklık vasıtasıyla ulaştırıp herkesi aynı odada buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimizi de en kısa sürede gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Yuva, kitap fuarı 5 gün önce açıldı. Bu 5 gün içinde 125 bin kişinin ziyaret ettiği ifade ediliyor. Peki TRT'nin standı ilgi görüyor mu? Burada en çok neye dikkat çekiyorsunuz ya da gelenler en çok neyi beğeniyorlar? Evet, ilgi görüyor. Bazı kişiler bundan haberdar olmadıklarını bildiriyorlar. Ve biz de onlara bununla ilgili broşürler dağıttık. Sayfamızı tanıtıcı bilgiler verdik. Ve çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Daha önce bir üniversite öğrencisi şöyle bir bilgi paylaşıyor. Diyor ki ben sahnelerde ne olduğunu göremediğim için babama soruyordum. O anda sessizlik var, ne oluyor diye. Şu anda
bunu engelsiz TRT TV sayesinde istediğim gibi takip edebiliyorum. Bu da beni çok mutlu etti dedi. Ya, tabii bu bizi de mutlu ediyor. İnşallah gün be gün bunu geliştirip daha güzel bir noktaya getirmiş olacağız. Peki yakın zamanda yapacağımız bir proje var mı? Bir de başka fuarlarda da aynı şekilde bu standları görmemiz mümkün olacak mı? İnşallah. Bir projemiz var. Daha şu anda gelişme aşamasında. Bununla da daha farklı bir noktaya getireceğiz. Belki işaret dilini öğretme noktasına kadar götüreceğiz. İşaret dilini fuarda öğreteceksiniz. Fuarda değil. Uygulamalarımızla öğreteceğiz. Prodüksiyonlarımız olacak. Videolarımız olacak. Komple bir setle bunu sunmuş olacağız. Yeni medya olarak böyle bir projeniz var. Bunu da hemen vurgulayalım. Sayın Oktay Yuva, çok teşekkür ediyoruz. Son bir söz alalım sizden. Hem fuara hem de TRT'nin yeni medyada engelsiz televizyonculuk adına attığı adımlar için. Yani son 4 yılda yaptığımız şeyler, çalışmalardan ve bu dönüşlerden dolayı biz de çok mutlu olduk. İnşallah daha güzel projelerle engelli vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Biraz önce de söyledik, 5 gün oldu fuar açılalı. 13 Mart'a kadar açık kalacak ve şu ana kadar 125 bin ziyaretçisi vardı. 27 engelli yazar kitaplarını imzalıyor burada. Okurlarıyla söyleşiyor. Tam 7 ülkeden katılım var. Onun dışında Türk yazarlar da var. Standlar çok büyük ve katılımın çok yoğun olduğunu ifade edelim. Birazdan engellilere ilişkin neler yapılıyor, diğer konuklarımızla konuşacağız. Sözü şimdilik sana bırakıyoruz Gökçen. Birazdan görüşmek umuduyla. Abdullah, hemen arkanızdaki stand duvarında çok anlamlı bir söz var. Duyarak görmeniz, okuyarak işitmeniz için engelsiz TRT. Belki de TRT'nin en önemli hizmetlerinden bir tanesinin tanıtımını gerçekleştiriyorsunuz fuarda. Tekrar edeceğimiz bağlantılarda konunun detaylarını ele alacağız. Teşekkür ediyoruz.